Sarımsak bir kere şöyle bir, bunu daha gene belki duymamış olabilir. Rus antibiyotiği diye geçer. Rus antibiyotiği. Rusya'da çok fakir oldukları için antibiyotik olarak kullanmışlardır. Yalnız bir yanlış bir kullanış vardır. Sarımsağı yutmak doğru değil. Sarımsağı ezeceksiniz. Ezilecek ve öyle kullanacaksınız. İçindeki sülfür gider. Sarımsak gene bir Rus ilacıdır bu. 25 tane sarımsak yarım kilo hakiki çiçek balının içinde bir ay dinlendireceksiniz. Bir ay sonra her gün ömür boyu bir tatlı kaşık yiyeceksiniz. Sizi enfeksiyondan korur, immün sisteminizi güçlendirir, kanınızı sulandırır, tansiyonunuz varsa tansiyonunuzu regüle eder. Uzun ömrün sırrıdır. Ancak şu var, bazı maddeler vardır ki kemoterapi esnasında aşırı kullanılması doğru değildir. Mesela sarımsak kanı çok sulandırdığı için kemoterapi ile beraber trombositlerin düşmesine sebep olabilir. Bunun dışında mesela bazı maddeler vardır. Mesela resveratrol dediğimiz üzümün çekirdeğinden ilaç yapmışlar. Adam kaşık kaşık yiyor. Resveratrol de pek çok kemoterapi ilaçlarına bağlayabilir. Aşırı yerseniz, yoksa bir salkım üzüm, iki salkım üzüm yediniz demek değil. Adam bunun kutu kutu ilacını yapmış. Bizimkinde ye dersen bizim Türk milleti öldürür. Kaşık kaşık yiyor adam kemoterapi yerken. Mesela greyfurt. Aynı şekilde. Greyfurt'u yasaklarız. Yani hiçbir şeyin aşırısına gitmemek lazım. Ama greyfurt'u kesinlikle yasaklarız. P450 üzerinden, karaciğer üzerinden toksik etki gösterir. Yaptığı kemoterapiyi mahveder, yok eder. Ama sağlıklı insanlar için de sakıncası. Sağlıklı insanları da hatırlatayım. Normal olarak eğer greyfurt çok yüksek C vitamini ihtiyacı var, çok faydalı. Ancak kanser değilsiniz. Ama bir ilaç alıyorsanız lütfen 4 saat sonra greyfurt suyunu içiniz. Veya alınız. Gene bir tansiyon ilacı alıyorsanız, herhangi bir ilaç alıyorsanız onu muhakkak 4 saat geçmeden almayınız. En kötü beslenme Amerikalılar. Amerikalılarda kötü beslenmesi bir kere fast food yemeleri, bir de devamlı gazoz içmeleri. Bütün gazozların içinde, ben isim vermiyorum, bütün bu içeceklerin içinde, var, evet, hepsinin içinde mısır şurubu var. Mısır şurubu nedir? Her zaman onu anlattık. 50 kere televizyonda anlattık. Grok faktörü yükseltir. Üstüne ben grok faktörü. Ve en önemli obezite şişmanlık sebebidir. Aynı zamanda kanserin sebebidir. Obezite zaten kanserin bir sebebidir. Bunu defalarca anlattım. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışma var. Aşağı yukarı günde 350 cc gazoz tüketenlerde, yani isim vermiyoruz, bu mısır şurubu olan meşrubatlarda tüketenlerde le. Bunun onda biri, 35 cc tüketenler karşılaştırma yapmışlar. Ve 10 sene sonra sonuçlarını İngilizler yayınlıyor. %40 prostat kanseri fazla. 250 gram tüketenlerde. Bu da yine son yayın. Benim Türkiye ilk defa bunu duyuyor. Onun için mısır şurubunu her yerde kullanılıyor. Biz istediğimiz kadar şey yapalım. Konservelerin içine de koyuyorlar tatlandırıcı olarak. Pastanelerde. Pastanelerde bütün şeylerine, işte pastalarına, böreklerine, çöreklerine koyuyorlar. Hemen şuna giriyorum. Kurabiyeler. Aman, aman. Yani yapı gelmiş ki anlatıyorum. Yani sen çok güzel bunları yayınlayacağın için, emin olduğun için. Anlatıyorum. Kurabiyeler. Kurabiyelerin üzerinde büyük çalışma yapılmış. Bunların içine şeker katılıyor. Şeker katılıyor ve bunlar 120 derecede, 200 derece, 250 derecede pat diye fırlatıyor ve çıkartıyor. Bunlar da akreditim oluyor. %100 kanserojen. Onun için halkımıza buradan duyuruyorum. 120 dereceyi geçmeyin. Kısık ateşte pişirin şeyinizi, böreğinizi veya kurabiyenizi. Kurabiye için ise şekere geldiği zaman anlatacağım onu. Anlatacağım. Mesela tatlandırıcıların çok büyük oranda alındığı zaman, ki bu istatistiğe uymaz, farelerde denenmiş, bu tatlandırıcılar mesane kanseri yaptığı iddia ediliyor. Ama bir fareye 40, kendisi 40 katı fazla verilmiş. Ama faydalı değil. Bunun dışında şeylerde bu volkanik arazide yetişen kaktüsler vardır. Genellikle Meksika'da. Bunların içinde volkanik olan mavi ya blue, agave denilen bir sıvı vardır. Bunun şeker indeksi 1'e 5 veya 1'e 8 şekerden düşüktür. Bunu çok az miktarda kullandıkları takdirde tatlarına koyabilirler. Çok soğuk, yani ılık çaylarını çok az miktarda koyabilirler.
bunun etkisini çok kullanmayacaksınız tabii bunda. Kapak dökmeyeceksiniz. Sıvı bir gıdadır bu. Bunun bir zararı çok kullanırsan var onun da. O da 1'e 8, 1'e 5. Ama şeker gibi %100 değil. Onu kullanabilirsiniz. Çok az miktar. Ama bana soruyorsun, ben şekerimi de efendim hiçbir şeyimde, her şeyimi şekersiz içerim. Çayımı da kahvemi de. Hemen buradan kahveye geliyorum. Bunu Türkiye'de ilk defa ben gene duyuyorum. Aşağı yukarı 8 ay 9 ay evveldi. Ama ben duymuş değilim. Dünyada deprem diye çıktı Amerika'da. Deprem. Kahve. 100 bin kişide yapılmış. 100 bin. Amerika bu kadar kötü besliyor. Biraz evvel bahsettik. Pes tutuyor. Pis gazozları içiyor. Ama kanser oranı o kadar yüksek de Avrupa'dan biraz yüksek. Çok daha fazla olması lazım. Çünkü halkı çok kötü besleniyor. Bilinçli %10 halk var. O ayrı. Kültürlü halk var. Ama %90'ı bilinçsiz. Ama kansere orta derece yakalanıyor da ve kanserin sonu hızla artıyor da, ama dünya standartlarında artıyor. Daha çok artması lazım. Ve araştırıyorlar, görüyorlar ki günde aşağı yukarı çıktı adam saçma Yunan kahvesi dedi ya. Onu programda konuştuk. Evet, Yunan kahvesi dedi. Halbuki ben onu 8 ay evvel Amerika'da yayınlandı. Türk kahvesi olarak ben söyledim. Onlar Arabik kahve diyorlar Amerikalılar. Türk kahvesi olarak diyorlar. Ama bizimki Yunan kahvesi demiş. Halbuki Türk kahvesi. Çünkü bizim kahvelerin açılması, kahvenin çıkmasıyla beraber Türkiye'de başlıyor. Osmanlı zamanında başlıyor yani. Yunanlısı yani. Nereden çıkıyor şimdi? Neyse, biz ona gelmeyelim. Biz o bize alakalı etmez. Herkesin bir bilinci var. Belki o gün dalgınlıkla söylemiş olabilir. Kahvenin kanseri önlediği, özellikle meme, özepagus, mide, özellikle hepatosöller karaciğer kanserini önlediği, mesane kanserini önlediği, kolon kanserinde büyük oranda faydalı olduğu, aynı zamanda şekeri regüle ettiği, yani diyabeti regüle ettiği ve aynı zamanda tabii ona kardiyologlar karar verir, aşırı miktarda almaktan sonra biz diyoruz ki çünkü 3 kahvenin üstü faydalı. 3 kahvenin. Şekersiz kahve olacak. Ama hocam Türk kahvesi olduğu. Türk kahvesi diyoruz. Yani o şeyden bahsetmiyorum. Hani aromalı kahvelerden bahsetmiyorum. Bizim bildiğimiz kahvenin direkt olarak içindekinden bahsediyoruz. Bizzat kendisi. Bizzat kendisinden bahsediyorum. O faydalı. 3 tanenin üstü. Bunun dışında böbrek taşlarında faydalı. Bunun dışında cilt kanserinde faydalı. Ve bu Amerika'da devrim, deprem olarak yayınlandı bundan 8 ay evvel. Ve ben de 15 gün ya bir hafta sonra Türkiye'de deprem olarak söyledim. Ama milletin bir kulağından girdi, bir kulağından çıktı. Ama benim söylediğim çok anlaşılmadı. Benim resmimi camlatmışlar. O meşhur kahveler var. Oralara benim resmi attı. Halbuki orada verilen kahve benim dediğim kahve değil. Benim dediğim Türk kahvesi. Şekersiz Türk kahvesi. Faydalı olmaz. Benim resmi asmayacak kahve benim diyor. Ya ben kahve medet diyorum ama aromalı kahve demiyorum. Türk kahvesi. Bizzat kendisi. Bizzat kendisinden bahsediyorum. Yani bunlar deprem. Ve Amerika'daki kansere de işte dünya standartlarının biraz üstünde, çok fazla üstünde olmamasının sebebi de kahve. Peki. Çünkü Amerika sabahleyin adam uyandığı zaman işe giderken elinde böyle kahveyle gider. Otobüsüne kahveyle biner. Evet. Arabasına kahveyle biner. Onun dışında öğlen içer, akşam içer, günde en az benim tanıdığım Amerikalılar 5 tane rahat içerler ve 5'in üstünde içer kahve. Yapılan çalışmada göstermiş ki hakikaten faydalı. Tarhana her hastama tavsiye ederim. Evet. Yahu tarhananı kendin yapıyorsan hasta, ben kendi tarhanamı yapamıyorum. Hastayı çok methedince hasta diyor ki hocam bizim tarhanayı bir tadına bakın diyor. Biz çünkü tarhana yapamıyoruz, hazır alıyoruz. Ama tarhana uzun ömrün sırrı, adam kendisine işini en iyi şekilde yapıyor. Kendi bölgesine mahsus tarhana bir çeşit değildir. Tarhana belki 40 çeşit, belki 80 çeşit. Herkesin aile gelişimine göre tarhana yapış tarzı vardır. Bizim elimizde ne nimetler var? Biz bu nimetlerin değerini bilmiyoruz. Ama bunu bilmemiz için de bilinçli, aklı başında okuyan insanlara ihtiyacımız var. Adam literatürü takip etmiyor. Ancak senin söylediğini bu yalan diyor. Ama cevap vermiyor. Elinde literatür yok. Ama sen diyorsun ki bu literatür şurada, şu mecmuada, işte bilmem şu tarihte yayınlanmıştır diyorsun. Adam ona bile yalan diyor. Çünkü senin üstüne basıp kendi adını duyuracak. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Biz literatürü veriyoruz ve sonucu veriyoruz.